Efendim şu an Bafra tarihi, kültürel, sosyal yönleriyle Bafra Sempozyumu hakkında toplantılarımız devam ediyor. Dün açılışımız yapıldı efendim. Bugün de Turizm Meslek Lisesi'ndeki fakültesindeki etkinlikler devam ediyor. Bu ara tabii Sayın Vekilimiz buradalar, Başkanımız buradalar. Sizden bu güzel etkinlik hakkında şöyle kısaca bilgi alayım. Sayın Başkanım, siz önderlik yaptınız bu konuda. Evet. Tarihi, kültürel, sosyal yönleriyle Bafra Sempozyumumuz devam ediyor. Bugün ikinci günündeyiz. Bafra'nın tarihini, kültürünü, sanatını, ticaretini efendim ortaya çıkartmak için, Bafra'yı daha doğrusu tanıtmak için böyle bir sempozyuma ihtiyaç duyduk. Sayın Hocamız Profesör Doktor Osman Köse'nin koordinatörlüğünde böyle bir organizasyonu hep beraber gerçekleştirdik. Yaklaşık 100'ün üzerinde akademisyenlerimizi Bafra'larla buluşturduk. Evet. Sempozyum çok güzel gidiyor. Katılımcılarla görüşüyoruz. Herkes memnun. İnşallah bu sempozyumun sonucundaki bu tebliğleri bir eser haline dönüştüreceğiz. Kitap halinde, geniş bir kitap. Evet. Çok profesyonel bir çalışmayla inşallah Bafra'ya bu eseri hep beraber kazandıracağız. Evet. Bundan sonra inşallah Bafra'yla ilgili merak edilen bir konu olduğunda ya da bir eser referans edilmek istendiğinde rahatlıkla söyleyebileceğimiz, takdim edebileceğimiz kalıcı bir eser elimizde inşallah olacak. Gayretimiz Bafra'yı tanıtmak, Bafra'nın güzel yönlerini, bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başta değerli hocamız Profesör Doktor Osman Köse olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet, sayın hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Dün açılış sunuş konuşmalarında güzel yaptılar, bilgileri verdiler. Bugünkü çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz size. Efendim sayın vekilimizden de buradan bir iki söz açıklama alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu noktada güzel bir organizasyon sergilediler Sayın Belediye Başkanımızın riyasetinde, başkanlığında. Ben hasreten Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten içeride şimdi hem öğrencilerimizle hasbihal etme imkanı bulduk, hem de hocalarımızla, misafir hocalarımızla da hasbihal etme imkanı bulduk. Gerçekten herkeste bir heyecan var. Özellikle bir gayret var. Ben bu gayretlerimden ve heyecanlarımdan dolayı öncelikle Belediye Başkanımıza bu güzel organizasyonu tertip ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Osman hocamız tabii ki bu noktada liyakatlı, Allah razı olsun, organizasyonun en önemli mimarlarından. Burada Türkiye'nin her bir alanında, her bir üniversitesinden, fakültesinden öğretim görevlisi arkadaşlarımızın burada olduğunu gördük. Özellikle Bafra'mızın tarihi, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmişi ve eski dönemlerdeki bize inşallah en son sunumlarıyla birlikte bir kitapçık halinde sunmaları da çok değerli ve önemli olacağı inancı içerisindeyim. Bir temel oluşturuluyor. İnşallah bu temel üzerinde artık Bafra'nın tarihi, kültürü, sosyal yapısını biz bu temelin üzerinde inşallah gelecek olan çalışmalarla birlikte devam ettireceğiz. İnşallah. Emeği geçenlerden, katılım sağlayanlardan ve hasreten hepsine şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de ayrıca bir teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Belki burada 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi, 400 kişi buradaki sempozyumla bilgi sahibi oluyor ama evet, sizlerin vasıtasıyla da bunu biz tüm Türkiye'ye ve dünyaya da bu şekilde İnşallah duyurmaya çalışacağız. Ben emeği geçen herkese hasreten çok teşekkür ediyorum. Gerçekten buraya geldiğimiz zaman, buradaki ambiyansı da gördüğümüz zaman Heyecanlama o geldi değil. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Gerçekten. Biz de başkanlarından ve hocamdan devamını da temenni ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Evet, Sayın Osman Hocam, sizden de kısaca şöyle özet olarak bilgi alalım. Teşekkür ediyorum. Sempozyumun ikinci günü, üç gün devam edecek bir sempozyum. Yarın geziyle sonuçlanıyor. Bizim tabii buradaki sempozyumda ilk çağlardan günümüze kadar Bafra'nın siyasi, sosyal ve kültürel tarihi konuşulacak. Mart ayına kadar da inşallah bunu
kitap olarak da yayınlayacağız. Kalıcı olacak. Yazılı bir eser çıkacak yazılı, ortaya. Yazılı Bafra'yla ilgili, evet. Bafra'nın tarihi ve kültürüyle ilgili yazılı bir eser çıkacak. Evet. İlk defa böyle bir eser olacak. Sayın Vekilimizin ve Başkanımızın ifade ettiği gibi bu belki de bir başlangıç olacak. Daha sonra inşallah çok güzel eser, evet, çıkması. Bizler de emeği geçen sizin gibi değerli akademisyenlere, efendim başkanımıza bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah hepimiz için. Evet, hoşça kalın. Efendim Bafra'daki bu geniş büyük tarihi kültürel sempozyum devam ediyor. Tabi burada yine bizim Bafralı arkadaşlarımız, efendim hemşerilerimiz, yakınlarımız, onlar da bu güzel etkinliğe katılmışlar. Kendileriyle tabii ki uzaktan görüşüyorduk. Burada daha yakın görüşme imkanı bulduk. Efendim hoş geldiniz diyerek hoş sizden başlayalım. Merhabalar. Ben Emin Günaydın. Maraş Antia'nın denize döküldüğü Zalpa'nın, Zalpa'da doğmuş büyümüş birisiyim. Dolayısıyla da kent kültürüyle ilgili acizane çalışmalarımız var. Üstad seni de yakından takip ediyoruz. Senin de çok güzel çalışmaların var. Teşekkür ederim. Her şey Bafra için diyelim. Aynen biz de öyle diyoruz. Her şey Bafra için. Çok teşekkürler. Efendim sizleri de tanıyalım. Doçent Doktor Emrah Bozok. Milli Savunma Üniversitesi Karahar Okulu'nda çalışıyorum. Türk Dil Edebiyatı'nda bölümde yer alıyorum orada. Evet. Bafra'nın yetiştirdiği bir evlat olarak Bafra'ya hizmet etmeye geldim. Ne kadar güzel işte. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Ne güzel. Bunu akademik anlamda herkese sunmak tabii ki çok farklı. Bu konuda size çok çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel yerelde kendi tarihinizi, genel dünkü yaşadığımız sosyal, kültürel hepsini, bunları buradaki bu sempozyum neticesi yazılı bir tabii hale kitaplaşacak. Yani kitaplaşmadan da biz de paylaşalım arkadaşlarımızla. Bafra kelimesi mesela Arapçaya tütün kağıdı olarak gitmiş. Kelime olarak yaşıyor Arapçada ve tütün kağıdı olarak bir, evet, marka olarak gitmiş. Ben ilk defa duydum ayrı. Yani gerçekten. Eyvallah. İşte böyle böyle aydınlanacağız. Milli mücadele döneminde mesela Bafra halkı her şeyle milli mücadeleye destek olmuş. Mesela örnek vereyim. Çekilen, meclise çekilen telgraflarda Bafra'dan 4000 paket sigara gönderilmiş. Sırf askere, cephedeki askere moral olsun. Moral yani. İçtikçe hatırlasın diye. Aslında sigara tabii ki birinci, tavsiye ettiğimiz yani bir şey değil. Sağlığa ama zararlı, cephedeki eyvallah. Cephedeki askere moral kaynağı olmuş. Bafralı, evet, elindeki tütünüyle milli mücadeleye destek olmuş. Evet, ne kadar güzel. Bu çok güzel bilgileriniz için size çok teşekkür ediyorum. Var olun Ceren'e de olabilir. Evet, çok teşekkürler. Evet, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet, kültürel etkinliklerimiz devam ediyor. Ben yine tabii burada Bafra'mızın yerel tarihiyle ilgilenen, çok güzel eserleri olan değerli bir ağabeyimiz var. Onlara da merhaba diyeceğiz. Efendim kusura bakmayın, muhabbetiniz güzel ama ben size şöyle bir merhaba diyeyim, hoş geldiniz diyeyim. Önce Hasan abiden başlayayım, kusura bakmayın Sayın Hocam. Evet, öyle mi yapalım? Peki, öncelikle siz hoş geldiniz. Bir tanıyalım sizi. Hakan Değirmenci, doçent doktor. Evet. Aydın'dan geliyorum. Aydın'dan yani geliyorsunuz. Güney batısından geliyoruz. Biz Yörük mü diyelim? Yörüklük falan vardır muhakkak. Evet. Tam yörüyüz. Demirci'nin öyle değil mi? Torunlarıyız yani. Evet. Bizi, evet, buraya getiren şey Bafra sevgisi, Samsun sevgisi. Ne kadar güzel. Kıymetli eserleri. Evet. Onun verdiği emeğe duyduğumuz saygı, onun verdiği emeğin Türk çocuklarının yetişmesinde ne denli değerli bir oynadığının farkındayız. Biz de, evet, akademisyenler olarak karınca karınca ortaya konmuş olan bu güzel eseri bir ucundan tutmaya çalışıyoruz. Evet, gerçekten çok güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Tarihi, geçmiş tarihi dünden bugüne kitaplaştırarak yazılı hale getireceksiniz. Evet, yine sizlere de tekrar merhaba diyelim. Hasan abi, bu ara sizden de şöyle kısa öz de olsa bir bilgi alalım mı? Siz Bafra'nın bir sürü tarihi konusunda
çok şeyler yaptınız, çok emekler verdiniz, eserler kazandırdınız. Evet, buyurun Hasan Bey. Bu sempozyumun, Bafra'mızın her yönüyle tanıtım ve anlatımında çok etkili sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bu bağlamda ülkemizin onlarca üniversitesinden akademisyen burada toplandı. Sunumlar yapıyor. Bu sunumlardan iki tanesi de Dağ Köylü Fatma Çavuş ile 372 romanın sizin oldu. Bizzat kendinizin hazırladığı, derlediği. Evet. Sevgili hocam bunlardan 372'yi anlattı. Bir başka akademisyen Milli Savunma Üniversitesi'nde, o da Dağ Köylü Fatma Çavuş'un tahlilini yaptı. Gerçekten her iki sunum da harikaydı. İlçemizin tarihi vizyonuna ve misyonuna uygun yaklaşım ve anlatım ortaya kondu. İnanıyorum ki burada yapılan yüzün üzerinde sunum kitap haline getirilecek ve o kitap Bafra'nın hafızası olacak. Gerçekten, gelecek evet. Nesillere yüzlerce, hatta binlerce yıl sonrasına ışık tutacak. Çok gerçekten güzel bir çalışma. Emeği geçen, evet, buna ev sahipliği yapan, konunun sahibi olan başta Bafra Belediye ve Belediye Başkanı Sayın Hamit Kılıç Bey olmak üzere, evet, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum. Ülkemizin değişik yerlerinden gelip burada Bafra'mızı anlatmaya çalışan akademisyenlere de minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hasan Yiğit abime. Tabii kendisiyle biz daha sonra özel Bafra'nın dünden bugüne nostalji tarihiyle ilgili daha önce söz almıştım kendinden. Orada da özel bir güzel bir program yapacağız inşallah. Evet, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Efendim merhabalar, sizleri bir tanıyalım şöyle. İsmim Fahri Maden, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi'nde doçent doktor olarak görev yapıyorum. Evet. Tarihçiyim ama araştırma alanım genellikle Bektaşi tekkeleri üzerine, Bektaşilik tarihi üzerine. Bu sempozyumda da Bafra bölgesindeki Alevi ve Bektaşi tarihiyle ilgili yerleşim yerleri, yaşayışları. Evet, bugünkü yerleşim yerleri, tarihte bu bölgede açılan Bektaşi tekkelerini araştırıyorum. Kısaca onunla ilgili bir değerlendirme yapacak olursak, sempozyumda da bildiri olarak sunacağız ve sempozyum kitabında da detaylı bir şekilde yer alacak. Benim çalışmalarım genelde Osmanlı dönemi, Osmanlı arşiv belgeleri üzerine ve Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü arşiv belgeleri üzerine. Evet. Buralarda kayda değer sayıda Bafra bölgesinde Bektaş Tekke ile ilgili arşiv belgelerine ulaştım. Evet. Onları bu sempozyumda bildiriyorum. Arşivlerdeki kaynaklara ulaştınız. Evet. Bizzat o arşiv belgelerinin orijinallerini, Osmanlıca asıllarını ve günümüz Türkçesine çevirilerini de bildirimde sunacağım. Evet. Bu bölge tabi Kızılırmak Deltası. Kızılırmak boyu, Kızılırmak Deltası bu tür Alevi Bektaşi tekkelerinin açıldığı, sadece Bafra bölgesinde değil, evet, daha da delta boyunca ilerliyor. Evet. Bektaşi babalarının kökenlerine indiğimiz zaman Horasan'a, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin, evet, Horasan'dan Anadolu'ya gelişi 13. yüzyılda. 13. yüzyıl, evet. Ve tabii Horasan'da Piri Türkistan Ahmet Yesevi dergahında, evet, yetiştikten sonra pek çok Horasan ereni
Anadolu'yu yurt tutmak için Moğol istilasının da sürüklemesiyle Anadolu'ya geldiler. Evet. Ve Anadolu'ya yerleştiler. Yurt tuttular Anadolu'yu. Yerleşim yerlerine baktığımız zaman genellikle böyle yol güzergahlarında veya delta havzalarında, tarıma uygun yerlerde veya kervansaray yolları, güzergahları üzerinde. Mesela bu bölgede de Kızılırmak hem deniz taşımacılığında kullanılmış Cenevizler tarafından. Tabii. Hem de Kavak'la Kolay arasında mesela bir kervan yolu var imiş. Evet. İşte bu bölgedeki Bektaşi tekkeleri bu güzergah üzerinde Kızılırmak deltasında kurulmuş. Evet. Ve onların çok önemli fonksiyonları var tarihte. Sadece din, inanç merkezi değiller. Sosyoekonomik yaşamda, bölgenin iskanında çok etkileri var. Tarımda, ticarette işte dediniz, o ulaşım yolları üzeri. Tarımda ve üretimde, yani sadece Bektaşilik değil, Bektaşilikle beraber onların bir nevi zanaatkar kolu olan ahilik. Ahilik, tabii evet. Ki hepimizin bildiği. Yaygın, evet. Çünkü Ahi Evran da Hacı Bektaş Veli ile irtibatlı, beraber Anadolu'ya geldiler 13. yüzyılda. Evet. Ve Kırşehir bölgesini genellikle yurt tuttular. Tabii. Sadece bu bölge değil tabii. Mesela Osmancık'ta Koyun Baba gibi çok meşhur. Çorum Osmancık. Çorum Osmancık, Kızılırmak boyunda yine. Ve yine Kızılırmak boyunda Koyun Baba'nın pek çok yerde türbeleri adıyla kurulmuş tekkeler var. Evet. Peki Bafra'da ve bu zatlar Horasan Ereni olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda biz Kızılırmak boyu için bu Horasan Erenlerine Nehrin Piri unvanını veriyoruz. Nehrin Başka Piri. Koyun Baba olmak üzere. Evet, evet. Peki bizim Bafra bölgesindeki Nehrin Piri kimdir? Evet. Kolay'da Hızır Baba. Kolay'da. Evet. Kolay. Birçoğumuz bilmiyordur. Bilmiyorum, büyüklerimiz belki. Yani arşiv belgeleri, Osmanlı arşiv belgeleri bize. Evet. Kolay, ondan sonra Gelemagri, Hızır İlyas, bugünkü Hızır Elles. Hızır Elles, evet. Ondan sonra Emenli zaten Alevi köyümüz olarak biliniyor günümüzde de, devam eden bir durum. Yine bunlar tabii neyle paralel? Bölgedeki Türkmen ve Yörük yerleşimiyle paralel olarak gelişmiş. Çünkü Alevilik ve Bektaşilik kültürü, inancı biz Türklerde genelde Türkmen ve Yörük kitleler üzerinde etkili olmuş ve onlar tarafından temsil edilmiş bir inanç ve yaşam biçimi, bir kültür, bir anlayış. Evet. Kolay'da Hızır Baba tekkesine ulaşıyoruz. Onun dışında Gelemagri'de Şeyh Ali Baba ismine ulaşıyoruz. Evet. Farklı başka isimlerle de bunlar anılmış zaman zaman. Mesela Uryan Dede gibi isimlerle anılmış tekkeler var. Bütün bunlarla ilgili biz de Bafra Sempozyumu'na bir katkı sunmak istedik. Evet. Ama arşivlerden ulaştığımız bilgiler bu bazen kısıtlı olabiliyor. Zaviyelerin tarihleriyle ilgili. Evet. Elimde mesela en eski bu tekkelerle ilgili kayıt Osmanlı dönemine ait. Evet. 1670'lere kadar iniyor bu kayıtlar. Evet. Ama tabii daha da geriye giden kayıtlar olmalı. Osmanlı'dan öncesine dayanıyor çünkü. Doğru. Osmanlı'dan çok daha öncesine dayanıyor yerleşme ve faaliyet. Anadolu'ya gelişler çok eski tabii ki. Çok eski daha. Evet. Ama tabii elimizdeki imkanlarla bu araştırmaları yapıyoruz. Evet. Sizinle olan temasımız da bugün acaba bu Bektaşi tekkelerinden, zaviyelerinden veya türbelerinden adını saydığımız bu yerleşim yerlerinde kalıntılar var mı yok mu? İşte Kolay'da veya Hızır İlyas, eski adıyla bugün Hızır Elles, Hızır Elles. Gelemagri köylerinde tekkeleri tespit ettik. Evet. Acaba buralarda bugün herhangi bir iz kaldı mı? Bir türbe mahalli veya bir yapı veya bir eski mezar taşı. Evet. Bunları da saha araştırmaları, alan araştırması ortaya çıkaracak. İnşallah. Bizim bu yaptığımız çalışmada Bafra'nın
oraya ışık tutacak. İnanç tarihi açısından bir başlangıç bu noktada. Evet. En azından Bektaşilik özelinde o tasavvuf ekollerinin bölgede. Çünkü Osmanlı dönemi kayıtlarında 16. yüzyıldan itibaren 18. yüzyılda, 19. yüzyılda Bafra bölgesinde, köylerinde faaliyet gösteren tekke zaviyelerin isimlerine ulaşıyoruz. Tabii. 16. yüzyılda Bafra, merkez ve köylerde 16 kadar zaviye ismi geçiyor. Tahrir kayıtlarında, efkaf kayıtlarında. Evet. Bu kadar rakam Samsun merkezde bile yok. Yani. Bu sayı, yani 16 sayısı 19. yüzyılda iki katına çıkmış bir vaziyette gözüküyor. Evet. Tabii bunlarla ilgili araştırmalar böylece daha da derinleşecektir zamanla. Evet. Ama saha araştırmalarına çok ihtiyaç var. Kesinlikle. Özellikle yaşlı bölgeyi bilen, tarihe tanıklık eden, yani askeri tarihi araştırmalarında... Az önce işte sorduk, danıştık büyüklerimizden. Mesela askeri tarihi araştırmada burada gazilerle karşılaşıyoruz. Evet. Belki Kıbrıs gazileri ve yakın zamanda tabii. Kore gazileri. Kore gazilerinden de. Onlarla ilgili biz askeri araştırmaları çok rahat bir şekilde yapıyoruz ama biraz köylere gidip, köylerin o eski tarihlerini dilden dile gelen, bizde gelenek, sözlü gelenek kuvvetlidir. Onları da yazıya dökmek tarih araştırmalarına, halk bilimi araştırmacılarına düşüyor. Evet. Bu konuda da işte her vilayetimizde şimdi bir üniversitenin olması bir avantaj aslında. Kesinlikle. Böylece tarihimizi, tarihi zenginliğimizi ortaya çıkaracağız. İnşallah. Geçmişten bugüne bazı ipuçları bulacağız. İnşallah. Yani katkılarınızla sizin tabii ki bu önemli araştırmalarınız. Derinleştirmek ve kolaylaştırmak gerekiyor. İşte belediyenin düzenlediği böyle bir sempozyum, bunu finanse etmesi, hocaları burada misafir etmesi güzel bir gelişme. Evet. Yani birinci Bafra sempozyumu olması da hem sevindirici hem de biraz da hayıflanıyoruz. Çünkü biraz epey geç kalmışız ama değil de, evet, keşke birkaçınızı falan yani olsaydı. Daha fazla ama bir yerden başlamak çok ki. Güzel, çok önemli. Yani bunu tabii güzel bir derleyip kitap haline getireceksiniz muhakkak. Evet. Geçmişten geleceğe ışık tutulacak. Evet. Yani böylece Bafra'nın yerleşimi, şehrin gelişimi, köyler, bu tür dini yapısı, ki Bafra çok çeşitli etnik olarak da bu bölge çok muhacir almış, göç almış bir bölge. Mesela ben mübadilim mesela. Mübadeleyle gelen var. Göçle olmuş. Balkanlardan, Kafkaslardan. Yani burası bir ölçüde Karadeniz'in özeti gibi bir merkez hepsinin özü. Doğru diyorsun. Bazı köyler Karadeniz'in bir özeti gibi. Evet, aynen. Veya bazı İç Anadolu'dan gelen, yani Sivas'tır, Tokat'tır, farklı bölgelerden gelip yerleşen nüfus da var. Tabii. Yani o da nüfusla ilgili araştırmalar yapan hocalarımızın alanı. Bizim daha ziyade bu konuştuğumuz gibi dini hayat ve tasavvuf hayatı, manevi hayat bölgedeki. Bugüne dair aslında izler gelir. Yani ahalinin, toplumun inancında, manevi yapısında bu, mesela türbeler bizim Türk tarihinde çok önemli bir yer kaplar. Evet. Bir düşünürümüz onu şöyle ifade ediyordu. Türk bir bölgede Türk yerleşiminin ve sembollerinin izlerinden en önemli gösterge bir türbenin bulunması. Evet. Türbe, yatır, ziyaret. Bunlar yani bir merkez, bir nokta, bir yapı muhakkak olacak. Yani o bir gösterge, oradaki Türk yerleşimine bir gösterge. Evet. O at başı gitmiş yani. Evet. Ama tabii zamana bunlar ne kadar direndi? Zaman içerisinde doğal afetler oldu, insanlar tarafından belki köyler maalesef, ne yapıldı? Önemsenmedi, durumun ciddiyeti anlatılmadı zamanında. Ya da işte bilinçsizlik, ihmal, muhakkak ihmal. Terk edilmek, kaderine terk edilmek. Evet. O böyle oraları yok etti. Maalesef. Elde kalanları korumaya çalışacağız. İnşallah. Evet, gelecek kuşaklara aktarmaya çalışacağız. Evet. Bir de anlamaya çalışacağız. Kimiz, İnşallah. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Geçmişi, tarihi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kendimizi tanımamızdan geçiyor. Evet. Şimdi Batı Rönesans yaptı diyoruz. Reformlar gerçekleşti diyoruz. Evet. Yaptıkları şey
başka kavimleri tanımak kadar kendi özlerini, kendi geçmişlerini ve benliklerini tanımaları, yeniden doğuşu oradan gerçekleştirdiler. Evet. Bizim de tarihimizde böyle bir çok geniş bir hazine var. Altyapımız var. Bektaşilik bunlardan birisi. Evet. Toplum tarafından az bilinen, maalesef, çok fazla ön planda olmayan, günümüzün popüler kültüründe özellikle yani artık bugünkü teknoloji ve ilim çağında, internet çağında yeni nesillerin çok fazla bilmediği, adını bile duymadığı, evet, ne olduğunu bilmediği geleneklerimiz var, inançlarımız var. Muhakkak. Bunların bugüne bize artı olan yönlerini ortaya çıkarmak durumundayız. Çünkü ne kadar teknoloji ilerlese ilerlesin, insan gene insan, insanın yapısı var, psikolojik yapısı var, fiziksel yapısı bulunduğu var. Bulunduğu zamanda, dönemdeki yaşayışı, zaman, şartları. Zaman, dönem değişse bile, evet, bazı şeyler değişmiyor insandaki. Evet. Yani şimdi mesela Bektaşilikte 3 sünnet 7 farz diye bir inanç vardır mesela. Evet. Nedir? Bir tanesini söyleyelim. O 3 sünnet. Yani sünnet dediğimiz şey aslında İslam literatüründe, yani İslamiyet'in kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetler var. Evet. Onlar farz olarak nitelendiriliyor, emirler tabii olarak ki nitelendiriliyor. Evet. Ayrıca Hazreti Peygamber'in uygulamaları da sünnet. Sünneti Resul olarak geçiyor. Evet, evet. Onlar da yine Alevilik, Bektaşilik inancına sirayet etmiş. Orada mesela diyor ki kimseye husumet beslememek. Üst sünnetten bir tanesi. Evet. Kimseye kin tutmamak ve husumet beslememek. Evet. Yani bunu bugünün işte büyüyen şehirlerinde, şehir hayatında, trafikte her an karşımıza çıkıyor anlık. Sıra oluşturan her yerde, bankalarda veya kesinlikle başka yerlerde uygulayabilir miyiz? Muhakkak. Muhakkak ihtiyacımız var. Biraz var. Hoşgörüye, saygı, sevgiye, hoşgörü, kesinlikle. Ki zaten Bafra bölgemiz, bu ismini saydığımız köylerdeki, geçmişteki çeşitlilik, yani sadece Müslüman ahali değil, gayrimüslim ahali de iç içe yaşamış. Tabii ki, tabii ki. Ve işte bunlar mübadeleye kadar biliyorsunuz. Emperyalizmin, sömürgeciliğin kuvvet kazanmasına kadar, evet, ve buralara tahakküme gelmelerine kadar kardeşçe, beraberce, birbirinin burnunu kanatmadan, evet, yaşanılıp yardımlaşma, dayanışma içerisinde gidilmiş. Evet, kesinlikle. Yani o son devirde yaşanan, Birinci Dünya Savaşı arefesinde ve sırasında yaşanan hadiseler de daha ziyade işgalci güçlerin buralarda bir takım zararlı insanları desteklemeleri, ellerine silahlar oradan çıkan vermeleri, çatışmalar maalesef. Ve o arada tabii ki biz de bu İslam'da ve diğer dinlerdeki hoşgörüyü, birlik beraberliği, insan sevgisini ikinci plana iten, İşte daha çok kapitalizmi, parayı ön plana çıkartan, çatışmalar, savaşların etkileri, şeyler. Evet. İşte bunları bertaraf etmek için bizim Alevilik, Bektaşilik gibi insan sevgisine, Allah sevgisini insan sevgisinde bulmaya dayalı inançlara ihtiyacımız var. Bunları yaşatmaya ihtiyacımız var. Evet. İşte bu çerçevede araştırmalarımıza devam ediyoruz, evet, biz de. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Biz de teşekkür ederiz. Bu güzel bilgileriniz için. Sizlere başarılı çalışmalar diliyoruz bundan sonra da. Sağ olun. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Kendinizi tanıtarak buradaki bu güzel tarihi etkinlikte hangi konular üzerinde sunumlarınız, efendim çalışmalarınız oldu? Böyle bir bilgi alalım. Baframız açısından da bir hizmet olsun, bunu aktaralım. Evet, buyurunuz efendim. Merhaba, Doktor Fevzi Alsaç, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Türk Dil Edebiyatı öğretmenim. Aynı zamanda halk edebiyatçısıyım. Halk kültürü üzerine çalışmalar yapıyorum. Bugün buradaki sempozyumda da Bafra kültürü üzerine, şu anki ismiyle Çetinkaya Köprüsü ve Gelin Köprüsü olarak bilinen yörenizin artık milli kimliği olmuş bir çalışma yapmış oldum. Köprüden geçti Gelin Türküsü, Neşet Ertaş'ın yorumuyla. Evet. Bu türkünün buradan esinlenerek, yani Çetinkaya Köprüsü üzerindeki hikayeyle oluşturulduğu söylenmektedir. Evet. Ben de bu şekilde hem gelinin yaşamış olduğu o efsanevi öyküyü,
hem Türkiye dönüşmesiyle hafızalarda kalıcılığı, bir de günümüzde şu an sürdürülmekte olan gelinlerin mutlaka o köprüden geçmesi geleneği üzerine üç başlık halinde bir çalışma yaptım. Bunun kökenleri, Türk kültüründeki yeri ve önemi konusunda Bafra yöresiyle ilişkilendirerek değerlendirmelerde bulunmuş oldum. Evet, dediğiniz gibi Bafra deyince tabii ki Çetinkaya Köprüsü, evet. Ve köprüden geçti gelin. Olmazsa olmaz bizim gerçekten olmazımız. Gelinler muhakkak köprüden gelecek, geçecek. Efendim orada işte büyüklerinden gördüğü şekilde etkinliklerini yapacaklar. Davul zurnalar, bunlar da bizde çok meşhurdur. Hem yerli davul zurna havaları, artı özellikle Trakya Rumeli havaları. Gerçekten buradaki sanatçılarımız da onu güzel organize ediyorlar. Bafra Köprüsü bizim için ve artı köprüden geçti gelin bizim için gerçekten şahane, süper bir gelenek ve tarih oluşmuş durumda. Artık marka halini oluşturmuş oldu aslında Bafra için ve birçok sanatçı yorumlamış. Geçen sene de onun Teknofest kapsamında sanırım yapılmış bir festivalde Bafra'daki çeşitli turizm merkezlerinin cazibe bölgelerinin arasında çekilen o klibiyle de güzel bir sunum olmuş. Daha da güzel bir marka haline geldi. Bir de orada dikkati çeken bir gelenek de suya taş atılmasıydı. Evet. Bu da bizim mitolojik kökenlerimizde zaten var olan bir gelenek. Türklerde taş kutsal. Kutsal olduğu için suya atıldığında dileklerin ulaştırılacağı, kabul olacağı şeklinde ve evliliğin kutsanması anlamında da böyle bir gelenek olduğunu görmüş olduk. Evet. Bu açıdan da güzel bir gelenek, farklılık taşıyor Bafra yöresi adına. Evet, dediğiniz gibi muhakkak işte ya taş atılır ya para atılır. Evet. Yani bu bugün oluşan bir şey değil. Gayet güzel izah ettiğiniz gibi çok eski dönemlerden gelen, gelenek haline gelen bir efendim çalışma yapı. Evet. Bu konuda yaptığınız güzel çalışmalar için biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Efendim. Ben de Bafra Belediyesi'ne, bu etkinlikte görev alan bütün katılımcılara, hocalarımıza, siz halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir etkinlikti ve bilmediğimiz birçok şeyi de öğrenmiş olduk. Evet, yerinde de bazı şeyleri görüp öğrenmek biraz daha farklı. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim, kolay gelsin. Evet, tarihi kültürel yerel efendim, yaşamla ilgili sempozyum devam ediyor. Tabii bu arada yapılan oturumlar sonrası şu an yemek ikramı yapılıyor. Evet, burada sevgili arkadaşımız efendim kesin. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet, şu an yemek ikramındayız. Tabii sunumlarda arada bir böyle ara vermek gerekiyor. Evet, şu an değerli akademisyenlerimiz şu an kendilerine hazırlanan ikramları efendim orada afiyetle yiyecekler. Evet. Evet efendim, bu Bafra'daki güzel tarihi büyük sempozyum devam ediyor. Tabii biz bu arada ne yaptık? Bafra'mızın yetiştirdiği değerli tarihçileri de yakaladık. Kendisini de güzel bir tanıyalım. Bu konuyla ilgili de bize kısa bir değerlendirme yapsın. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ben Profesör Mehmet Öz. Bafralıyım. Yani ilk orta lise eğitimim Bafra'da geçti. Yani Bafra Lisesi'nden 1976 yılında ben mezunum. Burada Bafra'ya geldik şimdi bu sempozyum için. Tabii eski arkadaşlarımdan birkaçıyla da karşılaştım burada. Hem ilkokul arkadaşlarım, ortaokul, lise arkadaşlarımla. Geçmiş anılarınızı tazelediniz. Biraz anılarımızı tazeledik. Ben tabii her yıl Bafra'ya geliyorum ama yani işte daha çok
işte 5 gün, 10 gün buralarda ancak kısa kalabiliyorum. Kısa tatiller. Kısa kalıyorum. 1981'de üniversiteyi bitirdikten sonra böyle işte yazları arada bir uğruyoruz. Ondan önceki hayatımız tabii burada geçti. Evet. Bir yandan işte bizim Bafra Lisesi'nin hemen karşısında evimiz vardı. Şimdi bizim orada bir yerimiz yok, orası satıldı ama amca çocuklarımın evleri orada var. Burası Türk Ocağı Caddesi'nden Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne Katip Seyit Sokağı girişte bir yerdir. Evet, efendim, evet. Kızılırmak İlkokulu'nda, Bafra Darboğaz Köyü'nde okudum. İşte bir yandan köyde kalıyorduk, bir yandan Bafra'da ailemiz bu şekilde. Köyü, sonra şehri hepsini hepsi yaşadınız, hepsi gördünüz. Var. Ne kadar güzel. Hepsi var. Evet. Tabii Bafra'da çocukluğumuz geçtiği için Bafra'nın panayırları vardı bizim çocukluğumuzda. Evet. Onlar meşhurdur biliyorsunuz. Sele sepet top kandillerimiz de çok yaptık, şimdi belediye organize ediyor ama bizim çocukluğumuzda kendiliğinden olurdu bunlar hepimiz. Mahallede, sokaklarda çocuklar oluştururdular. Evet. Büyüklerimizle Ramazan'da işte abi oruç tutmadığımız zamanlar bile sabah namazlarında erkenden kalkıp temşit derdik biz onu. Temşit, evet. Temşite kalk ondan sonra akşam topun atılmasını bekle. Böyle hatıralarımız çok tabii Bafra'da. Çayırlık vardı. Şimdi orası tabii Çayırlık bina, mahallesi diyorduk. Çayırlık. Orada bir çayırlık var tabii. Sonra ilerisinde Bafra stadı yapılmıştı. Evet. Bu çayırlık geniş alandı. Bizim oyun alanımızdı oralar. Tabii. Çocuk dönemimizde. Bafra Lisesi'nin içinde de çok güzel top sahası ve oyun sahası vardı. Şimdi hepsi bina yapılmış oraların. Tabii öyle artık. Evet, yapılaştı gerçekten. Yapılaştı. Evet, evet. Kızıldırmak İlkokulu da öyle. Gerçekten hani güzel bahçesi olan. Buraları tekrar hatırladık. Ben tabii akademik kariyerim Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünde yaptım. Orada okudum. Mezun oldum. Asistan oldum. Sonra doktoramı yurt dışında yaptım. Evet. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde. Tekrar döndüm. Hacettepe'de hocalık yapıyorum. Dönüşüm 1991'de İngiltere'den döndüm. O zamandan bu yana Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünde hocayım. Uzun yıllar bölüm başkanlığı yaptım. Şimdi gene yapıyorum. Dekanlık, evet, yaptım bir dönem. Gene yapıyorum. Evet. Aynı zamanda da Türkiye'nin çok geçmiş, en köklü 1912 yılında kurulan Türk Ocakları Derneği'nin de 2012 yılından beri genel başkanlığını yürütüyorum. Evet. Benim akademik çalışmalarımda Canik Sancağı bu bölge üzerine çok Canik çalışmam diye var. Biliniyor. Evet. Tabii bu bölgenin adı Canik Sancağı'dır. Osmanlı, evet, ve Osman tarihçisiyim. Evet. O dönemde buralar Canik Sancağı'dır. Yani nereden başlar? Bugünkü Yakakent, Alaçatı'dan başlar. Ünye, Fatsa buraları da içine alan sahil hattı. Mesela bugünkü Samsun'un Vezir Köprüsü, Havzası ve Ladi Canik Sancağı'nda değil Amasya'dadır o zaman Cumhuriyet döneminde. Tabii, Samsun'a bağlanan buralar. Öbür taraflarda yani Fatsa, Ünye'lerde daha sonra Ordu'ya bağlandı. Evet. Buraların hepsi Canik'ti önceden. Tabii. Ben bütün bu bölge üzerine tabii o zaman Osmanlı döneminde Canik'e bağlı olmayan Ladik, Havza, Vezir Köprü üzerinde de çalışmalarım var. Yani çünkü ben bir Samsunlu olarak hepsini en azından araştırayım yani dedim. Bu da sizin için güzel bir şans. Hem bölgeyi iyi tanımanız. Bölgenin bütün işte köylerinin tarihi. Tabii bunlar Osmanlı dönemiyle alakalı. Ben daha öncesinin uzmanı değilim. Oraları, evet, sadece, evet, biz başkalarının yazdıklarından okuyoruz. Tabii ki. Ama 15. yüzyıldan, 16. yüzyıldan ve 17. yüzyıldan, bu 300 yıldan, evet, kalan belgeleri ben hep okudum. Bunlarla ilgili kitaplarım, makalelerim yayınlandı. Buradaki sempozyumda da işte bunların bir özetini Bafra ile ilgili kısmını sundum. Evet. Burada tabii güzel bir sempozyum oluyor. Bafra hakkında, Bafra'nın en eski zamanlardaki tarihinden günümüze kadar çok uzun, evet, çok gayet güzel, geniş evet, bir süreci kapsıyor. Çok değişik arkadaşlar bildiriler sunuyorlar. Tabii aynı anda 3 farklı yerde oturum olduğu için hepsini takip etme imkanımız yok. Evet, İnşallah gerçekten onların hepsini kitap halinde göreceğiz biz. Ben belediye başkanımızı ve bu programı düzenleyen Osman Köse arkadaşımızı biliyorum. Ve emeği geçen herkesi, çünkü bunun iki kişi, tabii ki onlar koordinatör. Tek başına yapamaz. Tabii. Onlara çok yardım edenler var. Evet. Bütün o yardım edenleri kutluyorum. Burada pek çok meslektaşımla beraber olduk. Hatta benim lisans dönemimden hocam Tuncer Baykal da burada. Evet, ne kadar güzel. Onlarla o da bir buluşma imkanı güzel, oldu. Çok güzel. Bafra hakkında bir sempozyum yaptık. İnşallah Bafra'ya faydalı olur diye düşünüyorum. Size de çok teşekkür ederim. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızla başarılar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi günler efendim. Sağ İyi olun. İyi günler, sağ olun. Efendim merhabalar, sizleri de bir tanıyalım şöyle kısaca. Güzel bu sempozyumun efendim konuları arasında burada sizi yakaladık.
hem konumuzu da öğreniriz hem sizi de bir tanıyalım şöyle. Öncelikle böyle bir kongre sempozyum düzenlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir sempozyum. Bafra Belediyesi'ne bizleri davet ettiği için, bizleri misafir ettiği için, sizler bu şekilde bize kıymet verdiğiniz için, birer yüzde karşıladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben yaz tatilinde Karadeniz turuyla buraya gelme imkanı bulmuştum. Ama çok fazla tabii ki o zaman gezememiştim. Hakikaten çok güzel bir memleketimiz var. Deniziyle, havasıyla, suyuyla, insanlarıyla, yemekleriyle gayet güzel bir şehir. Evet. Ben aslen Safranbolluyum. Şu anda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. İsmim evet. Berin Sarıturç. Evet. Şuradaki konu benim konum. Bugün, şöyle bakalım. Evet, bugün Kızılırmak Deltası üzerinde basın yayın hayatıyla bir kültür durağı Bafra isimli evet. sunumumu yapacağım. Ben halk kültürü çalışıyorum. Daha evet. önce Safranbolu halk kültürüyle ilgili de bir çalışmam oldu. Bir Anadolu kentinin folklorik hikayesi olarak. Şu anda gay ve halk kültürü üzerinde bir kitap yürütüyorum. Gay ve belediyesi ile ilgili olarak. Bafra'da tabii ki bulunduğu konum itibariyle hem de ilgimi çeken bir yer hem de basın yayın hayatına baktığımız zaman bölgenin çok hareketli bir basın yayın hayatına sahip olduğunu gördüm. Pek çok ilçenin kendi adına bir gazetesi yok ama Bafra'nın kendine ait pek çok gazetesi olmuş. Tarihler yani, değil mi? Kendine evet. ait pek çok gazetesi olmuş ve bu gazeteler böyle kısa sürelerde değil gerçekten uzun süreli olarak düzenli olarak çıkmış evet. ve Bafra'nın sorunlarını, Bafra'nın halkın şikayetlerini, bu bölgedeki etkinlikleri, faaliyetleri aktarmış, halkın sesi olmuş. Evet. Bu nedenle bence incelenmeye değer diye düşündüm. Özellikle Bafra Sesi gazetesini incelediğim zaman bölgede tütün ve tütüncülük faaliyetleriyle ilgili çok fazla habere rastladım. Bölgede sivrisinek, sıtma, kuduz ve çekirge ile ilgili o günkü hastalıklar, çok, yaşananlar. Evet. Hastalıklarla mücadele. Evet. Bunlarla belediyenin ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla ilgili çok fazla habere rastladım. Bu bölge etkinlik açısından da çok hareketli bir bölgeymiş o dönemde. Yarışlar, işte pehlivanlar, panayırlar diyelim, panayırlar çok fazla aynen. düzenlenmiş. Sergiler ve açılışlar çok fazla yapılmış. Evet. Ve bu bölgede etkinlikler çok hareketli olduğu gibi devlete, kamu personeline de çok kıymet verilen bir bölge olduğunu gördüm. Kamu personeline... Onu ben isterseniz size ilave olarak söyleyeyim. Gerçekten bizim dışarıdan gelip burada çalışan kamu görevlilerimiz emekli olduktan sonra evet. buradan pek gitmek istemezler. Birçoğu da burada kalmıştı. Evet, gerçekten evet. öyle. Gazetede de buna benzer yazılar çok fazla. Gelen kamu personeli, işte kaymakamı, emniyet müdürü, komiseri, valisi neyse gerçekten çok hoş karşılanıyor. Giderken de her biri törenle, hediyeyle uğurlanıyor. Ve kesinlikle, böyle unutulmaz. Evet, evet, gerçekten güzel anılarla ayrıldıklarını ifade etmişler. Evet. Dolayısıyla hani basın yayın hayatına baktığımızda bölgenin idari yönetime karşı da her zaman olumlu bir izlenim içerisinde olduğunu gördüm. Tabii yine Bafra Spor bu çalışmalarda karşımıza her zaman çıkıyor. İşte Bafra Spor'un yenilgileri, mağlubiyetleri, işte zaferi çok anlatılmış ve halk Bafra Spor'a hakikaten çok destek çok veriyor. Çok sahip çıktı. Evet, çok yıllarca. Destek veriyor. Halkın çok destek verdiği bir konu da şu. Kızılay, Yeşilay, Çocuk Esirgeme Kurumu bütün sayılarında işte Kızılay'a üye olunuz, Yeşilay'a destek veriniz şeklinde başlıklar var ve yapılan tüm faaliyetlerde de Çocuk Esirgeme Kurumu'na, Kızılay'a, Eskişehir'deki işte depremzedelere her zaman bir bütçe ayrılmış destek vermişler. Katkı var, bağışlar var, destekler var. Destek vermişler. Evet. Dolayısıyla hani bu sivil toplum çalışmaları adına, sosyal sorumluluk projeleri adına bölgenin çok hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Enteresan olan şu nokta şu, ben bunu kendi memleketimle de gördüm. Evet. Safranbolu basınlı çalıştığım zaman Safranbolu lokumu ile ilgili hiçbir yazı görmedim. Safranbolu evi ile ilgili hiçbir şey yazı evet. görmedim. Bu bölgede de Bafra ile, hiç Bafra pidesi ile ilgili. O günkü gazetelerde evet, 30, 50 yıllarında Bafra pidesi ile ilgili hani yeme içme işini gördüm. Pek karıştırmamışlar galiba. Hiç yok. Yani bu anladığım bir sonradan eklemlenen bir şey, bir çalışma olmuş. Evet. Yine kuş cenneti ile ilgili de hiçbir haber yok. Şu var, Kızılırmak, evet, delta, işte temizliği, işte bağlantı yolunun zayıflığı, belki bağlantı yolu iyi olursa daha çok turistin geleceği şeklindeki haberler var. Evet. Ama o dönemde
şu andaki gibi böyle bir turizm potansiyelinde gazetelerde yer almadığını kısaca söyleyebilirim. Turizm açısından o dönemde evet, yok. Evet, evet çok çok sonradan oluştu. Ama sosyo-kültürel hayatının çok zengin olduğunu görebiliyoruz. Son olarak bir şey ilave etmek istiyorum. Tabii. 20 yıla yakın bir gazete taradım. Suç oranı çok düşük bir şehir. Yani sadece bir iki tane işte bir cinayet haberi, bir gasp, böyle hani küçük küçük haberler karşılaştım. Onun dışında suç, ondan sonra yani böyle herhangi bir şeyler, olumsuz bir haber hiç yok. O dönemde gayet iyi geçinmişler, komşuluk yapmışlar. Komşuluk ilişkileri çok iyi. Kayıp paraları bulanlar iade etmişler. Evet. İşte insanlar birbirine yardımcı olmuşlar. Hep böyle olumlu haberlerle karşımıza çıkan bir şehir profili çizdi Bafra. Evet. Bu anlamda ben incelemekten çok keyif aldım. İnşallah birazdan da aynı şekilde sunumunu yapacağım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar gelsin. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Her zaman bize katkı için buradayız. İnşallah. Kolay gelsin. Efendim merhabalar, iyi günler. Merhabalar. Sizi şöyle kısaca bir tanıyalım. Buradaki bu güzel tarihi etkinlik hakkında da böyle kısa özet bilgiler alalım. Buyurunuz efendim. Profesör Doktor Osman Köse, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Daha önce bu üniversitede, 19 Mayıs Üniversitesi'nde, Sakarya Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi'nde, Polis Akademisi'nde çalıştım. Hatta bu turizm fakültesindeyiz şu anda. Buranın ilk profesörü benim. Ne kadar güzel. Bu da sizin için çok anlamlı. Evet, evet. Evet. Sempozyum, tabii Bafra'da daha önce de sempozyumlar oldu ama tarihi, kültürel ve sosyal yönleriyle Bafra'yı konu alan ilk sempozyum oldu. İlk çağlardan günümüze kadar, modern döneme kadar Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen bilim insanları Bafra'yı araştırdı. Burada 101 tebliğ olarak tebliğ sunuldu. 113 bilim insanı değişik yerlerden katıldı ve katılıyor. Evet. Bunun sonucunda da biz inşallah Mart ayına kadar bir kitap yayınlayacağız. Basılı hale getireceksiniz. Tarihi, sosyal ve kültürel yönleriyle Bafra diye. Evet. İlk defa Bafra'yı tüm yönleriyle ele alan, bunu her tarafa ulaştırabileceğimiz, bilim insanlarının kaynak olarak göstereceği, atıp yapabileceği, Bafra altını okuyabileceği, Bafra'ya ilgi duyan ve Bafra çevresine ilgi duyan herkesin müracaat edebileceği bir eser olarak ortaya çıkacak bu eser. Bu anlamda tabii biz bu çalışmayı iki yönlü düşündük. Biri bu sempozyum, bilim insanlarını buraya çağırdık. Türkiye'de sanıyorum bir 30-40 üniversiteden veya daha fazla üniversiteden bilim insanları geldi Bafra'ya. Evet. Bu birinci aşamasıydı. Bafra'yı geldiler, gördüler, birbirleriyle çalışmalarını da konuştular, tartıştılar. Bu birinci aşaması. Değerlendi, toplandı. İkinci aşaması inşallah Mart ayına kadar bu çalışmaları tekrar biz gruplar oluşturarak elden geçireceğiz, gözden geçireceğiz, hazır hale getireceğiz. Mart ayı başına kadar bu süreci tamamlayıp yayın evine, herhangi bir yayın evine, belediye vererek yayınlayacak. Burada tabii Bafra Belediyesi'nin tamamen onların katkısı var. Bu kadar insanı buraya çağırma, misafir etme, evet, onlarla ilgilenme. Bir de duyarlılık meselesi. Biz açılışta da ben ifade ettim. Bu binalar gelip geçici, 40-50-60 sene bir değeri var binalar, ömrü var. Aynen. Ama bu eserler kıyamete kadar ölümsüzleşiyor. Sürekli kalacak yazılı kalıyor olarak. Evet. Yarın birisi Bafra ile ilgili bir çalışma veya bilgi istediği zaman, ulaşmak istediği zaman bu eser tamamen ortada. Hazır bir kaynak olacak. Kıyamete kadar var olacak olan bir, evet, eser. Ben de heyecanlıyım. Daha önce çok kitap yayınladık ama Bafra ile ilgili böyle geniş anlamda bir çalışma eser. İlk defa geniş anlamlı böyle bir şey de ben de ne çıkacak biliyorum, evet, ne çıkacağını ortaya ama güzel olarak bir şey olacağını biz şimdiden görüyoruz tabii. Gerçekten. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Evet, 19 Mayıs Üniversitesi Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirilen tarihi, kültürel, sosyal yönleriyle Bafra Sempozyumu bugünkü çalışmalarıyla da devam ediyor. Biz tabii burada değerli tarihçi profesörlerimiz, doçentlerimiz, efendim akademisyenlerimizi kısaca da olsa
bilgiler aktardılar, onları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım güzel bir çalışma olur, olacağını inanıyoruz. Bu güzel yazılı belgenin hocamızın da izah ettiği gibi Mart ayında bu civarda basılığa getirilecek. Bafra'mız için, bölgemiz için çok geniş anlamda bir kaynak oluşturacak. Burada emeği geçen başta Bafra Belediyesi, Kaymakamlık, diğer kurumlar, katılımcılar, herkese teşekkür ediyoruz.